mottosu ticari diploması olan bir kurumuz. 152 adet iş konseyimiz var. Her birisi önemli. Türk-Alman İş Konseyi'ne baktığımızda ekonomik ilişkiler çerçevesinde bizim ekonomik boyuttaki en büyük iş konseyimiz. Geçen yılki rakamlarla 50 milyar dolar, bu yıl 50 milyar doların üzerine çıkmış durumdayız. Yıllık bazda baktığımızda ikili ticaretimiz var. Ve ikili ticaretimizde de çok garip bir dengesizlik yok. Bir miktar daha kendi lehimize olması gerektiğinin farkındayız. Böyle bir sürecin içerisinde klasik yapıla gelenleri elbette sürdüreceğiz, güzel olanları. Ama o klasiğin dışında neler yapmamız lazım? Yani ticari diplomasinin gereğini nasıl yerine getiririz dediğimizde, siyasetin içine girmeden ama siyasetten taleplerimizi ya da isteklerimizi hangi zeminde götürebiliriz diye konuştuğumuzda, bu işin önemli ayaklarından birisinin Almanya'da önemli siyasi görevlerde bulunmuş, 10. Cumhurbaşkanlığını yapmış Sayın Wolf'un de içinde olacağı bir yapılanmayla böyle bir süreci götürebileceğimize karar verdik. Biz Mehmet Ali Bey ile Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı döneminde de benzer çalışmalar yapmıştık. Bu tür çalışmalar başka iş konseylerimize de örneklik teşkil edecek. O açıdan ben son derece heyecanlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Şimdi önem şu, neticede ülkelerimizi siyasetçilerimiz, liderlerimiz yönetiyor. Onların, hükümetlerin aldığı kararlar ticari hayatımızı da bizim etkiliyor. Biz siyaset yapmayacağız ama siyasetin aldığı kararlardan negatif olarak etkileniyorsak onların düzeltilmesi ya da işlerimizin önünün açılması açısından taleplerimiz varsa bunun yerine getirilmesini isteyeceğiz. Bunu yapacağımız kanallardan birisi de bugün itibariyle belki günlük siyasetin içerisinde olmasa da siyasi kanallara ulaşabilen kişilerle de güzel bir diyalog içerisinde olmak. İşin business diplomasi dediğimiz kısmı da tam da burada yatıyor. Bundan sonra neler yapılacak diye bakıldığı zaman dünyanın bir değişimden geçtiğini görüyoruz. Bu değişim lafı çok klasik bir ifade ama özellikle Covid ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile devam eden süreçteki değişimin farkındayız. O değişimden daha az etkilenip biz değişimi nasıl etkileyebiliriz? Mevcut konuştuğumuz 50 küsur milyar dolarlık ikili ilişkiyi, ikili ticari ilişkiyi hem lehimize hem de arttıracak şekilde nasıl ilerletebiliriz? Bunlara yoğunlaşacağız. Şimdi tabii maçların Almanya'da olması Türkiye açısından çok önemli. O turnuvaya katılan bir ülke açısından. Çünkü bizim gönüldaşlarımız, vatandaşlarımız orada. Dünkü maça da baktığımızda evimizde oynadığımız bir maç şeklindeydi. Her maçın kendi içerisinde stresi vardır, yoğunluğu vardır, riskleri vardır. Ama seyirci desteği hiçbir zaman unutulmaz. Tabii Alman ev sahiplerimize herhangi bir şey söylemek istemeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanı finali birlikte oynamayı arzu ederiz dedi. Ben o arzuya katılıp bir de ilave etmek isterim ki finali birlikte olup oynayıp kazanan olmayı arzu ederiz elbette.